biraz da siyasete gelelim. Türkiye hakikaten hayat pahalılığı, enflasyon, bu sıkıntılarla boğuşurken bir yandan da seçime hazırlanıyor. Siyasi partiler hepsi harıl harıl çalışıyorlar. Siyasi alanda oldukça böyle hararetli bir şekilde devam ederken ana muhalefet partisi lideri Kemal Bey Amerika'ya gitti. Eskiden yani Erdoğan'ı da eleştirirdik. Gitti Amerika'ya, Amerika'dan geldikten sonra başbakan oldu, yok cumhurbaşkanı oldu, yok şu oldu, yok bu oldu. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. 80'li yılları hatırlar mısın bilmem. Bizim o zamanki konularımızdan bir tanesi de Genelkurmay Başkanı olacak adam subayken Amerika'da eğitim görmemişse Genelkurmay Başkanı olamaz. Bu da tabii o günlerde 12 Eylül darbesinden sonra Amerikan Dışişleri Bakanı mıydı? Bizim çocuklar kazandı demesinden sonra daha da netlik kazanmış oldu. Sen bu Amerika ziyaretini nasıl değerlendiriyorsun? Kemal Bey açıklama yaptı. Ben icazet almaya gitmedim dedi. Çeşitli kurumlarla, kuruluşlarla, insanlarla görüştüm dedi. Buna inanıyor musun? Şöyle aslında dediğim gibi kendi tabanının yıllardan beri devam eden bir söylemiydi bu. Amerika'ya icazet almaya gitti Erdoğan veya gidiyor. O yıllardaki söylemi. Dolayısıyla kendi tabanıyla bu söylemi dillendirenlerle karşı karşıya kaldı. Kılıçdaroğlu ilk defa. Tam da seçim öncesi döneme denk geldiği için. Peki onu geçelim. Genel olarak bu ziyaret medyada, toplumda, Türkiye genelinde nasıl algılandı? Aslında benim düşüncemi de sonunda söyleyeceğim ama nasıl algılandıya bakalım. Yani ben ne sağı, ne solu, ne ortadakileri kimseyi tatmin ettiğini okumadım, görmedim, duymadım. Yani yanlış, eksik bir şey söylüyorum, sen söyle. Manhattan'da resim çek, video O, çekti. ona değineceğiz. Yani şimdi kimseyi memnun etmeyen, kendi parti tabanını memnun etmeyen, sadece birkaç tane savunan insanlar olur. Onlar particileri, partilerin grup başkan vekili olur veya grup başkan vekilleri gibi hareket eden gazeteciler veya grup başkan vekili gibi yaşayan insanlar olur. Bunlar başka bir konu. Ama genel olarak memnuniyet oluşmadı. Neden memnuniyet oluşmadı? İlki başlık altında değerlendirecek olursak bir şeffaflık. O 8 saat ortadan kaybolma hikayesi. Ya diyor ki kardeşim gazeteciler buraya Erdoğan da geliyor. Programını başından sonuna biliyoruz. Nereye gidecek? Kimle görüşecek? Açık seçik. Şeffaf olması gereken, en başta şeffaf olması gereken ana muhalefet partisi lideri ki şeffaf olmamakla eleştiriyor mu Erdoğan'ı? Evet. Dolayısıyla kendisi daha şeffaf olmak durumunda mı? Evet. Ancak programında 8 saat ara veriyor, bir boşluk var. O arada Pensilvanya'ya mı gitti, gitmedi? Dedikodulara çıkıyor. Şimdi bunu gizem için yapmış da olabilirler. Ya işte konuşulsun, biraz reyting olsun. Bu açıdan olsa bile kötü bir gizem. Gerçekte görüşme olup olmadı mı bilmiyorum. Çok fazla ona uygun bir saati yoktu diyorlar zaten. Uygun bir saat yok yani çok fazla. Bu işlerin saati olmaz ama. Şimdi ben sana şöyle... Yok yok, ben olayı şöyle bir toparlayayım müsaade edersen. Ondan sonra götürdüğün gazeteciler, şimdi siz Cumhurbaşkanlığı uçağında sadece belini kanattan gazeteciler var derken, şimdi de siz İmamoğlu'nu destekleyen medyayı bile almıyorsunuz ya, hani o yanınıza, o uçağa. Yani Dolayısıyla ben bahsediyorum. orada da bir benzerini görüyorsunuz. Yani iktidara muhalif olma, ya da nasıl söyleyelim, iktidarın sağlıklı bir alternatifi, doğruyu yapan, hep doğrunun peşinde koşan, hep adil, her açıdan kendisini sorgulayan ve iktidar gibi olmak değil de dosdoğru olmaya çalışan bir ana muhalefet fotoğrafı görmüyorsunuz. Peki genel anlamda bu ziyaret nasıl akıllarda kaldı? Yani ne etki, ne katkı sağladı? Orası da muamma. Normalde yani muhalefet partisi liderinin bir güç gösterisi yapması, bir vizyonu ortaya koyması lazım ama eleştiriler nasıl oldu? Okuyoruz hepimiz.
yüksek lisans öğrencileriyle buluşma, orta ya da orta daha devrenle görüştü, daha devren bizim işte oradaki orta bilim insanı, akrabalığı da var burada. Evet. Orta düzeyde bir STK ile, düşünce kuruluşuyla buluşma gibi son derece yetersiz. Güçlü bir görüntü vermekten çok uzak, güçlü bir alternatif olacağını gösteremeyen bir ana muhalefet oldu. Otelin gecelik fiyatlarında aynı zamanda şimdi magazin kısmı galiba. Evet. Yani bir gazeteci o kadar parayı nasıl verir? Şimdi ben şöyle bakıyorum hocam, şöyle değerlendiriyorum. Şimdi bana gene kızanlar olacak. Amerika'ya gitmeden önce bir başörtüsü davası ortaya atıldı. Halbuki hiç üstüne vazife değilken böyle bir şeyin tartışmasına ki Meral Akşener bile aynı şeyi söyledi. Yani o kapanmış konuları yeniden gündeme getirmenin bir alevi yok dedi. Bunu getirmesi bana göre çok doğru bir yaklaşım değildi. Ben sol cenahtan birisi olarak söylüyorum bunu. Hoşumuza gitmedi. Yani gitmedi. Başka bir şey söyle. Yani başka bir şey anlat. Bana şunu söyleyebilirsin. Anti-emperyalist bir Kuvayi Milliye hareketini yeniden başlatacağız diyebilirsin. Bana tekeli yeniden millileştireceğiz diyebilirsin. Yani bana şeker fabrikaları yeniden kuracağız diyebilirsin. Ayçiçeği üreteceğiz diyebilirsin. Bunlar olması ve gereken şeyler diye düşünüyorum ben. Ama başörtüsünü ortaya atıp işte biz de Erdoğan'ın tabanından oy alacağız diye hesap yaparak bu işleri böyle hiç gereksiz olmayacak bir şeyin içerisine kendi kendini sokması bu doğru değil. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisine aykırı hem de böyle basit bir şey gibi geliyor bana. Çok basit bir hareket oldu. Yani hiçbir derinliği olmayan çok basit bir hareket oldu. Arkasından ABD'ye gitti. Tamam gittin. Peki orada ne söyledin? Dedin ki bak çok önemli bir konu. Ukrayna'yı destekleyeceğiz dedi. Evet. İşin şeysi burası. Yani şimdi şöyle. Ne orada kimle görüşmüş? Vereceğim mesajı orada verdi. Şimdi mukayese edelim. Siz kategorik anlamda Erdoğan'ı sağcı diyorsunuz. Klasik sağcı. Değil mi? Evet. Klasik sağcı. Muhafazakar, liberal, sağcı diyorsunuz. Yani, klasik yani bir evet. Sağ politikacı refleksleri gösteren bir aktör diyorsunuz. Değil mi? Siyasi aktör. Senin söyleminde aslında onların kullanacağı bir söylem. Ya işte yani Erdoğan şunu diyor bu savaşta, kardeşim ne Rusya ne Ukrayna. Yani burada ortada dururken, yani Kırım'ı ilaketinde kabul etmiyorum diyor mu açıkça? Açıkça da diyor. Evet. Putin bile kabul etti bu tavrı. Neyse, siz adil bir yaklaşım sergilemeniz beklenirken, orada Ukrayna'ya yönelik, yani sadece tek taraflı, biraz da belki klasik sağ siyasetçinin söyleyeceği şeyi söylüyorsunuz. Halbuki sizin söylemeniz gerekeni Erdoğan söylüyor. Erdoğan'ın söylemesi gerekeni siz söylüyorsunuz. Şimdi bugün bu tezatları yaşıyoruz. Evet. Halkını ölüme götüren bir lider Zelenski. Sırf oraya NATO'nun bir üssü haline getirebilmek için Rusya ve Çin'e karşı topraklarını emperyalistlere sonuna kadar açan bir İktidar ya bir adam bu. Ben buna CIA ajan diye bakarım. Yani ve kendi halkı da ona karşı aslında şu anda çok ciddi anlamda karşı günün duruyor. Sonunda Amerika kendi askerlerinin yerine ölecek insanlar, askerler mi? Ve topraklarını sömürecek. Bugün Avrupa'nın tahıl sorunu o Ukrayna'nın istediklerini yaptıkları zaman kesinlikle bitiyor kardeşim. Adam kendi ülkelerini, kendi halkını besleyecek, orada bir sömürge yaratacak. Yani bunun şeysi bu. Neoliberal politikaların bir dayandığı şey bu. Evet. Oradaki halkı sömürecek, toprakları sömürecek ve güya özgürlük götürecek. Ve Ukrayna halkı bedelini ödüyor, bunu ödeyecek de. İlerleyen süreçte hasbelkader başarsalar dahi, Rusya oradan çekilse dahi, Ukrayna halkını zenginlik, bolluk falan beklemiyor. Tabii arkadaş. Yani bence işte burada net bir politika izleyemiyor. Ben Kemal Bey'in bunun ya derinlikli bunları değerlendirebildiğini düşünüyorum. Ben mesaj verdiğini düşünüyorum ABD'ye. Yani ABD'ye diyor ki ben senin doğudaki ile ilgili politikalarında seni destekleyeceğim anlamına geliyor. Bana kimse kusura ya da, bakmasın. Ya da uyumlu politikalar güderiz, yürütürüz. Mesajım. Yani neoliberal politikalara karşıyım diyor, ondan sonra NATO var olmalıdır diyor.
Yani bu mesajlar hepsi ABD'ye verilmiş olan mesajlardır. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bir sol görüşlü insan olarak ve Amerika'daki en şey mesajı da Ukrayna'ya destek olacağız. Bu oldu. Gerçekten ilginç bir detaydı. Evet, bence en önemlisi oydu.